Sesli köşelerde Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'ın kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Sakıncalı Vatandaş 2 başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bu yazı Sakıncalı Vatandaş yazısının ikinci bölümü olarak okunmalı. Zor günlerden geçiyoruz. Yurt dışındaki Türkiye kökenliler ve rejim boyunduruğu altındaki Türkiyeliler olarak bu kesin. Türkiye'dekiler zaten normal bir yaşama devam etme olanağına sahip değil. Susmak ve düşük profilde binbir zorluk, cadı avı, sosyal soykırımla mücadele etmek durumunda. Yurt dışındakiler Türkiye'nin toksik etkisini iliklerine kadar hissediyor. Sosyal medyada neler olup bittiğini öğrenirken sanal dünyadan yansıyan o tüm negatif atmosferi teneffüs ediyor. Hem Türkiye'deki mazlumlar hem de yurt dışında olanlar kimler? Kimlerden bahsediyorum bu yazıyı yazarken? Gelin önce bu konuyu netleştirelim isterseniz. Çünkü meselenin temellerinden biri bu. Bu benim TR724'teki 410. yazım. Dile kolay, 1000 sayfadan fazla yazdım şu ana dek. Bu yazılarıma gazetenin herhangi bir müdahalesi yok. Şunu yaz, bunu yazma ya da şu kısmı değiştir, bundan bahset, şundan bahsetme gibi direktif veya telkin gelmiş değil şu ana kadar. Yani yazdıklarım benim düşüncelerim. Bazılarına katılır, bazılarına katılmazsınız. Siz de ben de özgürüz yani. Bu bir platformdur. 900 binden fazla takipçisi olan bir online gazetede yazmak, hem de düzenli olarak benim gibi tekil, bağımsız olmayı seçen biri için azımsanacak bir şey değil. TR724'te yazma teklifi geldiğinde, Gülen cemaatine yakın bir platform olduğunu elbette biliyordum. Fakat bununla zerre kadar ilgilenmedim. Bana başka bir platform bizde yazsana dese onlarda da yazardım. Çünkü akademisyen olarak akademik yayınlarla geniş bir okur kitlesine ulaşmak zor. Oysa kısa makalelerle düşüncelerimi, akademik bakışımı ya da kişisel görüşlerimi çok sayıda insana aktarma olanağına kavuşacaktım. Bu, özellikle Türkiye'de basının ve medyanın büyük baskılar sonucu havlu attığı bir dönemde çok önemliydi. TR724'te yazmayı bu nedenle çok önemsiyorum. Bugün başka gazetelerde bizde yaz dese onlarda da yazarım. Kürt siyasetine yakın ya da Agos, sol bir yayın organı veya bir havuz gazetesi fark etmez. Koşulum ne yazarsam onu yayınlayacaklar. Bunları neden yazıyorum? Çünkü insanlar TR724'te yazmayı cemaat sözcülüğü olarak algılıyordu ondan. Hayır, şu var ki cemaatle herhangi bir bağım olmuş olsa hiçbir sorun değil. Ben bunu hayatta saklamam. Neysem o olur, devam ederdim. Bugünlerde takdir edersiniz ki cemaat fazla popüler bir çevre değil. Daha önce cemaatten olan birçok kişi cemaatle aralarına mesafe koymak istiyor. İnsanların tercihlerine saygı duymak lazım. Hatta onların varsa eleştiri ve sorularından gocunmamak gerek. Bunları söyleyince hemen "bak işte sözcü gibi konuştun" demeyin sakın. Tam aksine, hiçbir kinaye veya ironi yapmaksızın son derece naif bir biçimde tenkit ve soruları kınamamak, art niyet aramaksızın şeffaflık ve anlayışla diyalog kapılarını açık tutmak gerektiği kanısındayım. Benim yazmamdaki önemli nedenlerin başında bu diyaloğa katkıda bulunmak geliyor. Şimdi toparlayayım, sonra daha detaya girerim. Diyorum ki, ben bireyim kardeşim. İslamcı veya İslami bir gelenekten gelmiyorum. Dinle, diyanetle de alakam olmadı. Babası Yeşilçam'da erotik film çekmiş biriyim. Türkiye'de bohem bir aile atmosferinde, seküler ve biraz da uçuk bir çevrede büyüdüm. Çocukluğum yazılan, çizilen ortamlarda, tiyatro kulislerinde bu yazıyı okuyanların %90'ının yok artık diyeceği insanlarla beraber geçti. Haldun Dormen'le sofralarda, Nejat Uygur'un oğullarıyla ailece İzmir turnelerinde, Füsun Önal'ın evinde onun kedileri ve piyanosuyla vakit geçirerek, Tevfik Gelen ve Ali Poyrazoğlu'yla beraber şamata, gırgır ortamlarda onların kompleksiz ve zeki esprileriyle 7 yaşında Altan Erbulak'tan karikatür dersi alarak, yani İslamcı, İslami ortamların tam tersi bir ortama doğdum ben. Şimdi ben nasıl olup da cemaatin sözcülüğüne terfi ettim? Bu nasıl bir dönüşümdür böyle?
Bizim ülke Orta Doğu. Bu, evet, son derece pejoratif bir şey. Kimse kalkıp da bu çok oryantalist bir tutum, değerlerinden kopmuşsun, asimile olmuşsun falan demesin. Ya da desin, umurumda bile değil. Çünkü vurgulamak istediğim kampçılık, kutuplaşma, nefret söylemi ya hep ya hiççilik, toleranssızlık. Paramparça olmuş bir toplumsal yapıdan bahsediyorum. Bu tür yapılarda herkes birbirini hainlikle suçlar. Kimse eleştiriye tahammül etmez. Herkes birilerinin ajanıdır. Herkesin esas gündemi başkadır. Bir tür paranoyak ortam mevcuttur. İnsanlar devamlı diğerlerini check eder. Ona veya onlara göre pozisyon belirler. Kısacası burası bir çoğulculuk diyarıdır. Tekilliklere yer yoktur burada. Herkes bir gruba sığınır, o grubun himayesine girer. Bireyler hep bir yerlere kategorize edilir. Olmadı, en kötü ihtimalle batı ajanı der geçersiniz. Sanırım ne çektiysem en çok tek olmaktan çektim. Lise 2'de Orhan Hoca diye bir matematik öğretmenimiz vardı. Ders anlatmak yerine kendisini öven, Galatasaray-Fenerbahçe muhabbeti yapan, dersi kaynatıp sınav öncesinde soruları cevaplarıyla dağıtan ve ezberleyin geçin diyen bir öğretmen müsveddesiydi. Bir gün ben söz aldım ve Orhan Hoca'yı eleştirerek bu tutumu nedeniyle üniversite sınavlarında başarısız olacağımızı söyledim. Tüm sınıf hocadan yana tutum aldı ve beni linç etti. Çünkü güçten yana pozisyon almayı, grup aidiyeti dışına çıkmamayı, düzene itiraz etmemeyi ve daha minimum değere programlanmışlardı. O dönemden beri hep tek olmayı seçtim. Liseli dev gençe sempati duyarken veya gülünün solduğu akşamı okuyup deniz gezmişlere öykünürken de asla onların o arkaik grup aidiyeti, bireyi topluma kurban veren pozisyonlarını, bireysel özgürlükleri eşitlik uğruna değersiz addeden Leninist hayat felsefelerini eleştirdim. Hiç benimseyemedim. Ve sanat daima sanat için olmalıydı, toplum için değil. Birey olmak, karakterimin en birincil öğesi oldu. Arkadaşlarım olsa da ben onların seçimlerini izleyen bir kopyacı olmadım. Kendi tercihlerimi yaptım. Hata yapmadım mı? O kadar çok hata yaptım ki sayısını hatırlamıyorum. Ama hepsi benim kendi hatalarımdı ve onlardan çok şey öğrendim. Bugün de hiçbir gruba ait değilim. Şimdi birileri kalkmış bana sen filanca grubun sözcüsü olduğun diyorsa ya yazılarımı okumuyordur ya da okuyup anlamıyorlar. Veya anlasalar da bir şekilde beni itibarsızlaştırarak yazılarımı değersizleştireceklerini zannediyorlar. Bakın ben burada bu yazıları okuyan geniş kitlenin 180 derece farklı bir ortamdan geldiğimi, onlardan çok farklı bir yaşam tarzına sahip olduğumu yazdım. Oldu mu? Şimdi beni lütfen rahat bırakın da işimi yapayım. O ne midir? Hah, bak bu iyi soru. Gelin izah edeyim. Ben insanların cemaatçi, Kürt, LGBT, Alevi, komünist, feminist, Ermeni, Rum, köylü, kentli vesaire olduğuna bakmaksızın, önce insan olmalarından hareketle insan hak ve özgürlüklerine ilişkin evrensel standartlara ve bu şartları içselleştirmiş olan vicdanıma göre hak, hukuk, adalet, eşitlik savunurum. Bunu TR724'te, New York Times'ta ya da Frankfurter Allgemeine'da da yapsam hiçbir şey değişmez. Ben cemaat avukatı değilim ama insan hakları savunucusuyum. Kendi çocukları da bu cadı avında ceberrut bir rejimin zulmüne uğramış bir baba olarak, bir barış akademisyeni olarak yahu bunları falan geçenim de sadece yalın bir insan olarak bugün yapılan zulümleri gündeme taşımayacak, onları tarihe not olarak düşmeyecek, eleştirmeyecek, azıcık da olsa bir şeyleri değiştirmeye çalışmayacaksak ne işe yararız biz? Şimdi şunu söyleyeyim. Cemaatin geçmişte Türkiye'de yaptığı hataları cemaat dile getirsin mi diye sorarsa biri yanıtım net. Evet, öz eleştiri her zaman iyidir arkadaş. Veya bundan daha önemli olmak üzere insanların 15 Temmuz'a ilişkin insanların anlamadıkları veya anlayamadıkları bir takım ilişkiler falan varsa, mesela Ahmet Dönmez'in yazısında Adil Öksüz'ün Gülen'i 15 Temmuz öncesi ziyaret etmesine ilişkin veya iddia ettiği üzere yine 15 Temmuz'da polise atılan mesajlara ilişkin ya da mesela yine Dönmez'in iddia ettiği üzere 15 Temmuz'da askeri helikopterle Dijitürk'e, Telekom'a vesaire götürülen kişilere ilişkin sorular varsa, bunların konuşulup tartışılması, soruların mantıklı ve şeffaf biçimde yanıtlanmaya çalışılması gereklidir, iyidir, hatta zorunludur. Ancak bu soruları soranların da açık yüreklilikle şunları sorması gerekir.
Adil Öksüz nasıl oldu da serbest bırakıldı? 15 Temmuz'a karıştığı ileri sürülen birçok başka isim nasıl oldu da takip edilmedi? Nasıl oldu da Ergenekoncu bir klik 15 Temmuz ertesinde orduda bu denli etkin bir konuma geldi? Neden NATO'cu üst komuta tümden tasfiye edildi? Bu olayları hep beraber bütüncül bir perspektiften değerlendirmeyecek, Türk dış politikasına yansımalarını görmeyecek miyiz? Cemaatin kadrolaşması eleştirilirken, Cumhuriyet döneminde çok partili yaşamla beraber birçok siyasi parti, hareket ve grubun ideolojik, dindar vesaire aynı davranış şemasına göre hareket ettiklerini, herkesin devlete adamlarını sokmak istediğini görmezden mi geleceğiz? Şimdi ben buraya cemaat devlette yapılanmada sui generis, kendi nevi şahsına münhasır bir durumu haiz değildir yazsam, yine cemaat sözcülüğüyle suçlanır mıyım? Bakın, bu bir cemaat savunması değil. Tekrar yazayım buraya. Fakat benim eleştirel düşüncem gereği ele alınan görüngüleri, fenomenleri, onlara benzeyenleriyle beraber ele almak bilimsel bir yaklaşım gereğidir. Cemaati bürokraside kadrolaşıyor diye eleştirmek normaldir. Fakat eğer Gülen cemaati gibi onlarca siyasal parti, siyasal hareket, ideolojik odak, etnik grup, sınıf, zümre, hizip, diğer İslamcı cemaatler ve tarikatler bürokrasiye oluk oluk adam sokmuşsa bu sistematik bir şeydir. Burada sadece Gülencilere has bir yanlış var diyebilir miyiz? Bunları Gülen cemaati ya da hizmet hareketiyle sıfır bağlantısı olan biri yazıyorsa lütfen düşünün derim. Tekrar ediyorum. Bence bu devlete adam sokma işi son derece yanlış bir şeydir. Devlet tarafsız, partiler üstü, meritokratik, kapsayıcı olmalıdır. Herkes için anayasa ve yasalar bağlayıcıdır. Ama Türkiye Cumhuriyeti hangi dönemde bu özelliklere sahipti? Lütfen bir düşünür müsünüz? Tüm siyasal, dini, ideolojik vesaire odaklar bürokrasiye kendilerinden olanları sokmaya çalıştılarsa bunun nedenlerini sorgulamamak olur mu? Haklı çıkartmak için değil tabii ama anlamak için. Neden durup dururken devlete kendi sempatizanlarını sokmaya çabaladılar? Bence bunun nedeni Türkiye Devleti'nin hakka hukuka bağlı olmayan, ayrımcı, seleksiyoncu, ideal vatandaşçı tutumudur. Devlet dışlayıcı olunca herkes onu içeriden dönüştürmeye çalışır. Katı ideolojik devletlerde bu hep olur. Olsun mu? Olmasa daha iyi olurdu. Ama bu refleks bir tepkidir. Haklı olmasa da anlaşılırdır. Ben şunu söylüyorum. Herkes cemaati eleştirmelidir. Herkes herkesi eleştirmelidir. Ve fakat bunu yaparken adil olmak yükümlülüğü vardır. Bir grubun ideolojisini benimsememek, o gruba karşı adil olmamayı gerektirmez. Özellikle faşizan ve ceberut bir rejimce cadı avına uğratılan bir gruba karşı daha hassas davranılmalıdır. Şimdi bu, yineleyeyim de cemaat kendisini şeffaflaştırmasın demek değildir. Sanırım sorunların başında A. kuramsal kimlik olmaması, tüzel kişilik olmamak, B. bundan dolayı iç demokratik bir yapının olmaması, C. 15 Temmuz sonrası yaşanmakta olan şokun hala atlatılamamış olması, D. İslamcı geleneksel sosyal örgütlenme biçimi, abilik, ablalık vesaire, E. tüm bunlardan dolayı objektif öz denetleme odaklarının sınırlı olması geliyor. Şeffaflık ve hesap verebilirlik sadece devlet yönetimleri için olan kıstaslar değil. Her sosyal grup eğer formalleşecekse bu gerekiyor. Şunu unutmayın ama, sosyal yapıların koşulların değişimine adapte olmaları zaman alır. Sivil toplum hareketine dönüşmek, haydi yapalım oldu demekle olmaz. Bu tartışmaların, eleştirilerin, diyaloğun, hatta bazen de sınırları çok zorlamamak kaydıyla kavgaların yaşanması kaçınılmaz. Yine söylüyorum, bunlar bu tür dini yapılarla hiçbir deneyimi olmayan, dışarıdan bakan birinin naçizane düşünceleridir. Katılırsınız veya katılmazsınız, o sizi ilgilendirir. Beni eleştiren, hatta beni Gülen cemaati sözcüsü gibi davranmakla suçlayanların hepsi, geçmişte bu cemaatten olan insanlar. Bir kısmı eleştirdikleri noktaların yeteri kadar rezonans alamamasından dolayı cemaatleriyle araya mesafe koyuyorlar anladığım kadarıyla. Bunu cemaatle yolunu ayırmayanlar bir tür ihanet gibi algılıyor. Yapmayın. Bu yapıcı değil. Cemaatle araya mesafe koyanlar da daha yapıcı eleştirilerde bulunsunlar.
Bence her iki tarafta, onların dışında kalan Türkiye toplumu da bir suça veya darbeye bulaşmış insanları korumak gibi bir şeye sempatik bakmaz. Bunu tolere etmez. Kim suç işlediyse, kim darbeye bir şekilde bulaştıysa kanun önünde hesap verir. Tabii bir parantez açarak, o kanunun bugün uygulanmadığını çünkü bağımsız bir yargı olmadığını hatırlatmakta yarar var. Ama bu konuda bence çok ama çok büyük bir çoğunluk, cemaatle bağı olsun veya olmasın, ortak bir çizgide birleşebilir. Birleşmelidir de. Demek ki diyalog ve şeffaflıkla bir güven inşa edilebilir. Bu, biz bize yeteriz mantığı dışında, çok ama çok mühim bir mevzu. Yani rejimin propagandasına karşı koyarken A. sabırla yapılan hukuksuzlukları dillendirmek ve ama B. kendi içinde hata yapan kim varsa onları da şeffafça ve açıkça eleştirmek lazım. Bunları söyledikten sonra tekrar edeyim. Benim önceliğim ne cemaat, ne onun eleştirisini yapan X cemaat, ne de başka bir gruptur. Benim önceliğim, hangi gruba ait olup olmadığına bakmaksızın, hukuksuzluğa uğrayan insanların sorunlarını ele almak. Bunlara neden olan sistemi eleştirmek, hakkın, hukukun, anayasanın, evrensel insan haklarının yanında yer almak. Onları herkes ama herkes için talep etmektir. Eleştiri ve öz eleştiri, diyalog, şeffaflık, tolerans, demokratik kültür. Yazan, bir sakıncalı vatandaş, diyor Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman, TR724'deki köşesinde.